Paris'te Orsay Müzesi'ndeyiz ve Edgar Degas'ın ilk önemli başyapıtına bakıyoruz. Bellelli ailesi. Bu aslında kendi akrabalarının bir aile portresi. Degas kariyerinin başlarında birkaç kez İtalya'ya gitti. Gittiğinde genellikle burada arkada siyah kıyafetle gördüğümüz annesinin kız kardeşinde kalıyordu. Degas'ı 20'li yaşlarında genç bir resim öğrencisi olarak Louvre'daki resimlerin kopyalarını yaparken, daha sonra Floransa ve Roma'da bütün önemli sanatçıların eserlerinin kopyalarını yaparken düşünmek ilginç. Bu resimde bana sanki erken dönem İtalyan Rönesans'ını anımsatan şeyler var. Figürlerin tutukluğu gibi. Ama bu tutukluk sosyal sınıflarının bir dışa vurumu da olabilir. Degas'ın teyzesi bir baronla evliydi. Resimde oturan adam. Özellikle bunun bir portre olduğunu düşündüğümüzde duruşlarında bu tür bir resmiyet hissi var. Bu geleneksel anlamda kurallara uygun bir portre değil. Baksanıza izleyiciye arkasını dönmüş bir kişi var. Yine de hala dünya üzerinde bir ağırlıkları var. Bu resmiyet aile içindeki gerginliğin de sembolü olabilir. Muhtemelen bunların hepsi bir arada. Anne bütün diğer figürleri geçerek resmin dışına bakıyor. Arkasındaki resimde görünen babasının yasını tuttuğundan siyah giymiş. Dikkat ederseniz bakışları kırmızı kalem çizimin üstündeki paspartuyla tamamen aynı hizada. Resmin ortasındaki genç kıza bakın. Klasik yazı masasının çerçevesinin içinde kalmış. Baba kendi ağırlığına uygun, ağır, koyu döşemeli bir koltukta oturuyor. Kızın oturduğu sandalye daha zarif. Hepsinin duruşlarının belli bir geometrisi var. Psikolojik açıdan resmi inceleyecek olursak, herkesin kendi rolünün ve kendi psikolojik alanının olduğunu söyleyebiliriz. Anne düzgün bir şekilde duruyor. Ortadaki çocuk, küçük olan, sanki kolay kolay kısıtlanamayacakmış gibi. Nasıl sadece tek bir ayağını, hatta sadece parmak uçlarını yere değdirmesine bakın. Diğer ayağının üstüne oturmuş. Böylece bir şekilde bir asimetri yaratılmış. Ayrıca karı koca arasında da bir tür mesafe var. Sadece kızlardan biri ciddi ve düzgün görünen bize bakıyor ve onunla göz göze geliyoruz. Ama yine de bence toplumsal seviyeden, duygu düzeyinden ve iç mekandan kaynaklanan bir resmiyet ve kısıtlanma hissi var. Az önce resmi nasıl gördüğümüzden, bakışın, görüşün nasıl işlediğinden bahsetmiştim. Bence bu çok önemli. İki muhtemel istisna dışında figürler birbirlerine bakmıyorlar. Sadece baba kızlarına bakıyor. Kızlardan biri de bize. Sağ üst tarafta şöminenin üstündeki aynada bir yansıma görüyoruz. Bu bir pencere mi? Başka bir çerçeveli ayna ya da resim mi? Burada bakmanın kavramsal anlamı, bakma eyleminin kendi başına karmaşıklığı ve yansıması üzerine bir düşünce var. Bu resim bence sadece mahremiyet ya da mahremiyetin olmaması hakkında değil. Sadece toplumsal seviye hakkında da değil. Bakarak aile bireyleri arasındaki ilişkileri anlatan bir resmin nasıl yapılabileceği hakkında gerçekten öncü, önemli ve istekli bir deneme. Bence bu Degas'ın resimlerinde hep gördüğümüz bir şey. Son derece kendiliğinden, anlık ve doğal gibi görünen ama aslında geometrik bir düzen içinde çok dikkatli bir şekilde kurgulanmış resimler. Bunun dışında renkler de müthiş. Şu maviye bakın, muhteşem.